Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey. Filter fonksiyonu ile devam edeceğiz. Filter fonksiyonu DAX'daki en çok en sık kullandığımız tablo fonksiyonlarından bir tanesi. Filter aynı zamanda bir iterator. Yani bir tablo üzerinde row context yaratarak satır bazlı işlem yapar. Filtrin sonucunda döndürdüğü şey tablo formatında bir yapıdır. Bizden parametre olarak tablo isteyen bir başka fonksiyon altında, misal bir başka iterator altında kullanılabilir. Şimdi tablo fonksiyonu ne demek canlandırmak adına, dönen şeyin bir tablo olduğunu anlamak adına DAX modellerinde 40 yılda bir kullandığımız hatta hiç kullanmadığımız bir calculated table konsepti de var. Aynen calculated column hesaplanmış column gibi bu örnekleri de sadece eğitim amacıyla yapıyorum. Normalde böyle bir tabloya ihtiyacımız yok. Örneğin bizim ürünler tablomuzda, ürünler tablomuzu açalım. Rengi kırmızı olan ürünler var. Şimdi bu tabloda filtreleme yaptım ben. Bu filtrelemenin bu arada görsellere veya başka bir şey hiçbir etkisi yok. Buradaki filtre sadece görsel bir filtre. Yani dataya bakıyorum rengi kırmızı olanları görmek istiyorum. Başka hiçbir etkisi yok. Datayı modelden atmıyor. Diyor ki en altta 2517 satırdan 99 tanesinin rengi kırmızıymış. Şimdi dönen şeyin bir tablo olduğunu görmek adına filter fonksiyonunu bir calculate table hesaplanmış tablo yaratmak amacıyla kullanacağım. Bizim orijinal ürünler tablomuzda 2517 tane ürün var. Table tools New table. Kırmızı renkli ürünler desek bunun adına. Filter. Bana tablomu ver. Tablon ürünler. Filtre istediği tabloyu söyledikten sonra Filter Expression kısmında bu verdiğimiz orijinal tablonun hangi condition'a uyan satırlarının dönmesini istiyorsak filter expression kısmına o condition'ı yazacağız. Bizim bu örnekteki kullanacağımız condition ürünler tablosundaki renk sütunu eşittir. Kırmızı olan satırların dönmesini istiyoruz. Orijinal tablo daha fazla sayıda satıra sahip. O satırlardan bu condition'a uyanları istiyoruz. Enter Modelde yeni bir tablo oluştu, hesaplanmış bir tablo oluştu. Yanında da hesap makinesine benzer bir ikonla. Bu tabloda rengi sadece kırmızı olan o 99 tane ürün var. Normalde böyle bir tabloya bizim ihtiyacımız yok. Eğer biz kırmızı renkli ürünler üzerinden bir işlem yapacaksak ve bunların üzerinde diyelim fiyatı ondan büyük olanlar gibi bir cümle kurup metrik yazmak istiyorsak biz en dıştaki sum e bana tablo mu ver dediğinde şu ifadeyi verebiliriz. Dönen şey bir tablo. Tekrar rapor ekranına geri döndüm. Şimdi bizim ürünlerimizin renkleri var demiştik. Aynı örnekten devam edelim. Ürünler tablosundaki renk sütununu ben matrise düşürdüğümde hangi renkten kaç tane ne kadar ürün sattığımı bulabilirim. Şimdi diyelim ki bizim yukarıdaki bir alana, bir KPI'ya kırmızı renkli ürünlerin satışı diye bir KPI, bir metric getirmek istiyoruz. Yapabileceğimiz şeylerden biri şu olabilir. Bu kart görselini kullanabiliriz. Kart görseline satışlar metriğini düşürüyor olabiliriz. Kart görselinin filtreleri üzerinden de renk bilgisini getirip buradan kırmızıyı seçiyor olabiliriz. Satışları 1 milyonmuş. Yuvarladı. Eğer ben bunun metrini yazmak istersem bu şekilde filtreleme yapmak yerine metrini yazmak istersem ne yapacağım? Bunu kaldıralım. Bunu da silelim. Metrikler sağ tık. New measure. Kırmızı renkli ürün satışları diyelim. Sum X. Şimdi sum X'e vereceğimiz tabloda ürün rengi sadece kırmızı olan ürünler olsun istiyoruz. Ama üzerinde hesap kitap yapacağımız tabloda, iterasyon yapacağımız tabloda satışlar tablosu. Filter diyor ki bana tablomun ver. Tablon satışlar tablosu. Satışlar tablosundaki hangi kondisyona uyan satırların dönmesini istiyorum. Rengi kırmızı olanlar. Filter bir iterator demiştik. Iterator eşittir. Row context eşittir. İterasyon yaptığım tabloyu biliyorum. Etrafımın farkında değilim. Dolayısıyla renk bilgisine ulaşabilmek için benim related fonksiyonundan yardım almam lazım. Related ürünler tablosundaki renk sütunu eşittir. Kırmızı olan kırmızı olan ürünleri istiyorum. Filtre yazmayı bitirdim mi? Bitirdim. Satışlar tablosunu önüne al. Filtre kontekste ne görüyorsan. Her bir satır için git ürünler tablosunda renk sütununa bak. Kırmızı mı? Kırmızı ise o satırı istiyorum. Satışlar tablosundaki. Peki. Bu kondisyona uyan bütün satışlar tablosundaki rengi kırmızı olan ürünlerin satışlarını önümüze aldığımızda filtre işini bitirmiş oluyor. Filtrin parantezini şurada kapatalım. Bir alt satırda kapatalım. Daha okunaklı olacak. Samex devrede şimdi. Samex'in önüne düşen tabloda artık rengi sadece kırmızı olan ürünlerin satışların olduğu tablo var. O tablonun üzerinde iterasyon yapacak. O tablodaki fiyat sütundaki değerlerle miktar sütundaki değerleri çarp iterasyonu bitirdiğinde bulduğun rakamları topla getir. Bu yazdığımız metriği de matrisimize düşürelim. Şimdi matriste satırda renkler var. Altın, beyaz vesaire karşılığında hiçbir şey göstermiyor çünkü bunların rengi farklı bir renk. Kırmızı rengin karşılığında satışlarla aynı ifadeyi gösteriyor. Bu matrisi biraz daha anlamlı bir hale getirelim. Buradan satırdan rengi kaldırıyorum. Oraya kategori bilgisini koyalım. Şimdi bu formüldeki çalışma mantığını tekrar bir baştan alalım. Filter konteks kavramıyla birlikte. Şimdi en temel cümlelerimizden biri neydi? Her hücre ilgili filter context altında hesaplanır. Bütün metriklerde eşittir sonrasını execute etmeye başlamadan önce önce ilgili filter context'i buluruz. Örneğin şurası için bu cümleleri ilerletelim. Bu hücrenin filter kontekstinde eşittir sonrasında başlamadan önce kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin olduğu satışlar tablosu var. Satışlar tablosundaki filter kontekste bunu görüyoruz. Eşittirden sonrasına execution başladı. En dıştaki fonksiyon sumx. Diyor ki bana bir tablo ver. Ondan sonra o tablo üzerinde bu söylediğin ifadeyi hesaplayacağım. Gördüğüm tablonun iterasyonunu bitirdiğimde toplayıp çıkacağım. Samex beklemeye başlıyor bu aşamada çünkü iterasyona başlayabilmesi için öncelikle bu tablonun oluşmuş olması lazım. Filter bir tablo döndürecek. Samex, en dıştaki Samex o tablonun satırları üzerinden iterasyona başlayacak. Peki, filter de bir iterator'dı. Dolayısıyla raw context yaratan bir fonksiyondu. Dolayısıyla etrafının farkında olmayan bir fonksiyondu. Filtre dedik ki satışlar. Peki, Filter kontekste gördüğü satışlar tablosunda filtrin kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin olduğu satışlar tablosu var. O tablonun ilk satırından son satırına kadar her bir satır için her bir satırdaki ürün renk sütun değeri kırmızı mı değil mi testi yapıyor. Bütün iterasyonu bitirdiğinde filtrin döndürdüğü şey satışlar tablosunda orijinal filter kontekste şu an bilgisayarlar bilgisayarlar kategorisindeki ürünlerden rengi kırmızı olanları döndür. Filtrin gördüğü satışlar tablosunda bu hücre için bilgisayarlar vardı. Kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin satışları vardı. İterasyon bittiğinde dönen şey bu. Rengi Kırmızı olan bilgisayarlar kategorisindeki satışların olduğu tablo. Samex şimdi devreye girdi çünkü tablosu oluştu. Samex o tabloya artık ilk satırdan son satıra kadar bu işlemi egzeküt edecek o tablo üzerinde. İşlemini bitirdiğinde bulduğu rakamları toplayıp çıkacak. Aynı hareketi toplam satırındaki değer de dahil olmak üzere burada 10 tane değer varsa 10 kez bu formül bu metrik execute etti. Peki bir başka örnek daha yapalım. Daha önce yazdığımız metrikler arasında fiyatı 10 liradan yüksek olan satışlar diye bir metrik yazmıştık. Formülünü görelim hatırlamak amacıyla. Filter değil if kalıbıyla yapmıştık. SumX satışlar. Okey. Filter kontekste bilgisayarları görüyorum. Bilgisayar kategorisinin satıldığı ürünler tablosunu, satışlar tablosunu görüyorum. O tabloda her bir satır için fiyatı Ondan büyük mü, küçük mü testi yapacağım. Şimdi aynı durumu filterla yazalım. Benzer bir kalıp, cümleler, ifadeler, kullanılan fonksiyonlar farklı. New measure. Fiyatı ondan yüksek olanlar filter örneği diyelim. bu biraz önceki kodu da görmek adına comment atacağım. sum x doğrudan tabloyu değil, filtrelenmiş satışlar tablosunu vereceğim. filter tablon satışlar tablosu bu tablodaki fiyat sütunu ondan yüksek olan satışlar tablosunu önüne al. Bu tabloda da en dıştaki SUMX miktar ve fiyat sütunlarını çarpsın. İterasyonu bitirdiğinde bulduğu rakamları toplayıp getirsin. Bunu da matrise düşürelim. Daha önce yazdığımız metriği de ifle yazdığımız metriği de düşürelim aynı matrise fiyatı ondan yüksek olanlar şuydu. Her ikisi de aynı rakamı gösteriyor. Farklı kalıplardan aynı kapıya çıktık. Şimdi iki formül arasında bir fark var mı? Küçük miktarda veriyle hiçbir fark yok. Ama büyük miktarda veriyle şöyle bir nüans var aralarında. Şimdi genel kural şu. En son aggregation'ı yapacağımız tabloyu olabildiğince küçük tutmakta fayda var. Neyi kastediyorum? Üstteki ifli versiyona bakalım. Üstteki ifli versiyon gene bilgisayarlar için örneklendirmek gerekirse buradaki iki hücre için. Eşittir öncesinde gördükleri filter kontekste kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin olduğu satışlar tablosunu görüyor. Her ikisi de. If'li versiyon bu tablonun her bir satırı için ilk satırından son satırına kadar bir if condition çekiyor. Ondan sonra condition'a uyan satırlar üzerinde de miktar fiyat çarpımlarını bulup iterasyonu bitirdiğini toplayıp getiriyor. Satışlar tablosunda, filter kontekste gördüğü tüm satırlar için. En son yazdığımız metrik ise Samex'in execute ettiği tablo satışlar tablosunun tamamı değil, satışlar tablosunun daha az olan versiyonu satışlar tablosunun tamamındaki satırlar üzerinden miktar fiyat çarpımı yapmıyor. Satışlar tablosunda sadece fiyat sütunu ondan yüksek olan satırlar üzerinde bu işlemi yapıyor. Dolayısıyla eğer teorik olarak bir performans farkından bahsetmek gerekirse aşağıdaki versiyon üstteki versiyona göre daha hızlı çalışacaktır. Artı if'in yapısal olarak bir takım performansla ilgili değerlendirmek gerekirse yapısal olarak biraz yavaş çalışmaya meyilli bir fonksiyon. Ama matematik olarak, mantık olarak her ikisi de aynı kapıya çıkıyor bu örnekte. Peki bu örneği bir önceki rengi kırmızı olayıyla birleştirelim, benzeştirelim. Ben fiyatı ondan yüksek olan kırmızı ürünlerin satışlarını bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Bunun bir kopyasını alalım. Metrikler sağ tık fiyatı ondan yüksek ve kırmızı ürünler diyelim. Şu üstteki komentli ifli kalıbı kaldıralım. Daha sade gözüksün. Şimdi filtre verdiğimiz tablo hangisi? Satışlar tablosu. Filtre ne? Bir iterator. Ne yapıyor? Raw context yaratıyor. Okey. Şimdi filtrele yazmaya başladığımızda dedik ki bana tablomu ver. O tablo üzerindeki mı ver. Tek bir condition olabilir, bir condition'lar birleşimi olabilir. Şimdi fiyat sütunu satışlar tablosunda. Yani filtren iterate ettiği tablodaki bir sütun dolayısıyla doğrudan fiyat sütununu refere edebiliyorum. Problem yok. Renk bilgisi ürünler tablosunda satışlar tablosunda değil. Dolayısıyla related kullanmam gerekiyor refere edebilmek için. Ben fiyatı 10'dan yüksek ve rengi kırmızı olan demek istersem ne yapacağım? Şimdi onu yazmadan önce kısaca şuraya bilgilerimizi de yazalım. And or gibi operatörler bütün programlama dillerinde aynı mantığa sahip. Birden fazla condition'ı ve ya da veya ile birleştirmek istersek kullanabileceğimiz operatörler. DAX'ta da aynı şekilde kullanılıyor. Hiçbir farkı yok. Syntax olarak iki farklı syntax kullanabiliriz. Eğer AND diyeceksek Condition 1, virgül, Condition 2 şeklinde bir kullanım var. Benzer şekilde OR içinde aynısı. OR operatörünü kullanmak istersek bir parantez içinde Condition'larımızı yazıyoruz. Bunun bir farklı notasyonu daha var. O da and için ampersand double ampersand or içinse double pipe. İkisinin arasında sadece syntax farkı var. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Ama ben pratiklik anlamında aşağıdaki notasyonu yani double pipe'ı veya double ampersand'ı kullanmayı tercih ediyorum. Daha esnekler ve daha okunaklılar diye düşündüğümden Fiyat sütunu satışlar tablosundaydı. Related'e gerek yok demiştim. Ama renk öyle değil. Fiyatı ondan büyük ve rengi kırmızı olanlar demek istersem ampersand related renk değeri kırmızı olan ürünler demem lazım. Şuradaki parantezimizi de kapatalım. Enter. Bunu da matrise düşürelim. Eğer veya demek istersek de ampersant yerine double pipe kullanacağız. Peki bir örnek daha yapalım. Şu matrisi biraz basitleştirelim. Ya da bu sayfanın bir kopyasını alalım. Öyle basitleştirelim. Şimdi şöyle bir soru daha olsun. Bizim ürünler tablomuzda olup da satışlar tablosunda hiç satışı olmayan dolayısıyla geçmeyen, hiç satılmamış ürünler var. Hiç satışı olmayan ürünlerin sayısını biz nasıl bulabiliriz? Hiç satışı olmamış ürünler. Dolayısıyla ürünler tablosunda bir hesap kitap yapmamız lazım. Ürünler tablosundaki her bir ürünün satışlar tablosunda related table'ı var mı? Varsa sıfır mı? ...veya sıfırdan büyük mü gibi bir Condition Test'ine ihtiyacımız var. Satık tık New Hiç satışı olmayan ürün sayısı diyelim. Birden fazla yöntemle yazabiliriz ama şu ana kadar yaptığımız örneklerle... ...benzer olması, yakın olması için... ...Count Rows'u kullanacağım. Count rows, bana bir tablo ver. Tablon ürünler tablosu olacak ama o ürünler tablosunun her bir satırındaki ürün için satışlar tablosuna gidip bakmamız lazım. Related table'daki satır sayısı sıfır mı değil mi? Filter. Sen de ürünleri döndüreceksin sonuçta. Ama satışlar tablosuna hiç kaydı related table'ı olmayan ürünleri döndüreceksin. Filter ürünler ürünler tablosunda gördüğü filter kontekste iterasyona başladı. Bu tablodan sadece satışlar tablosunda related table satışlar tablosundaki satır sayısı sıfır olanları konuşma diliyle hiç satışı olmayan ürünleri döndürmeni istiyorum late table satışlar parantezini kapatalım. Count rows related table satışlar sintaksımızı da düzelttik. Eşittir sıfır olanları döndür. Okey, ürünler tablosunda her bir satır için related table satışlara bak. Sıfırsa o condition'a uyan ürünlerin olduğu tabloyu filtre döndürecek en dıştaki da o tabloyu sayacak çıkacak. Bunun bir kopyasını daha alalım. Tekrar new measure satışı olan ürünler metrini hesaplamak istersem yapmam gereken tek şey buradaki condition'ı değiştirmek büyüktür Sıfır olacak. İkisinde bir matrise düşürelim. Satışı olan ürün sayısı. Hiç satışı olmayan ürün sayısı. Şimdi bunu teyit etmek için bir de sayma fonksiyonlarından distinct count'u kullanarak bir örnek yapalım. Bir kontrol metriğimiz olsun bu. Metrikler sağ tık. New measure. Şimdi satışı olan ürün sayısını biraz önce filter Ürünler tablosu üzerine iterasyon yaparak gördük. Ama aynı sayıya bizim logik olarak satışlar tablosundaki ürün ID sütununa distinct count çektiğimizde de erişiyor olmamız lazım. Satışı olan ürün sayısı distinct count, distinct count eşittir listing count hangi sütuna listing count çekeceğim ürün id sütununa ama satışlardaki ürün id sütunla bunu da düşürürsek satış olan ürün sayısıyla aynı rakamı görmemiz lazım. Aynı lojiye, aynı matematiğe farklı yollardan çıkıyoruz kontrol amacıyla. Her ikisi de aynı rakamları gösteriyor. Hiç satışı olmayan ürün sayısı kısmını bir daha açalım. Şimdi DAX'ta bazı yardımcı fonksiyonlar var. Bütün amacı bazen sintaksı biraz daha basitleştirmek. Formülleri yazarken bir ara yardımcı gibi davranan fonksiyonlar var. Bunlardan bir tanesi isEmpty diye bir fonksiyon. Şunun bir kopyasını alacağım. Aynısını isEmpty'den yardım olarak biraz daha basit şekilde yazabilmek için. Buna da isEmpty versiyonu diyelim. Şuradaki condition testi için buradaki condition testi ne yapıyor? Related satışlar tablosu. Boş mu dolu mu hesabı yapıyor aslında. Eşittir sıfır mantığıyla. Ben bunun yerine şöyle de diyebilirdim. Is empty Related table satışlar. Bu da aynı kapıya çıkacak. Bunu da Matrisi düşürelim. Bir önceki sintaksın biraz daha basitleştirilmiş versiyonu. Peki bu dersi bir özet diyelim. Şuradaki formülü tekrar açalım. Filter bir iterator özetlemek gerekirse bizden tablo formatı bekleyen genellikle bir başka iterator'a parametre olarak verebileceğimiz bir fonksiyon. Filter adı üstünde filtreleme yapan bir fonksiyon. Yazmaya başladığımızda bana tablomu ver diyor bir tablo verdiğimizde o tabloda filter context o tabloda hangi satırları görüyorsa her bir satır üzerinden verdiğimiz condition'ı test edecek. Verebileceğimiz condition tek bir condition olabilir. Rengi, kırmızı, fiyatı büyük veya and ve or operatörleriyle birleştirdiğimiz birden fazla condition'ı içeriyor olabilir.